Soruda bizden sodyum miktarının kaç numaralı eğri ile gösterildiği istenmektedir. Arkadaşlar nefronlarda sodyumun %99,5'u geri emilir. Sodyum emilimi proksimal tüpte, distal tüpte, toplama kanalında olmakla beraber en yoğun olarak hennenin çıkan kolunda olmaktadır. Dolayısıyla verilen grafiğe baktığımız zaman en uygun grafiğin 4 ile gösterilen grafik olduğu anlaşılacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Başka endokrin bezlerinin faaliyetlerini kontrol eden hormonlara tropik hormonlar denilmektedir. Buna göre 1-2-3 durumlardan hangisinin hipofiz ön lobundan salgılanan tropik hormonlardan birinin görevi olmadığı istenmektedir. Birinci öncede verilen böbrek üstü bezlerinin kabuk bölümünü uyararak buradan ilgili hormonların salınmasını sağlayan adrenokortikotropin hormon dediğimiz ACTH'tır. ACTH hipofizin ön lobundan gelip bir başka bez olan böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyardığı için doğru bir tanımlama olacaktır. Böbrek kanallarından suyun geri eminimini sağlayarak kan ozmotik basıncını koruyan hormon ADH'tır. ADH hipofizin arka lobundan salgılanmaktadır ve bir tropik hormon değildir. Dişilerde yumurtaları uyararak foliküllerin olgunlaşmasını ve yumurtalığın östrojen salgılamasını sağlayan hormon folikül stimüle hormondur. Folikül stimüle hormon arkadaşlar LH hormonuyla beraber gonadotropik hormon olarak tanımlanır. Bu nedenle 3. öncülümüz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Soruda bizden aynı coğrafi bölgede yaşayan ve dış görünüşleri son derece birbirine benzeyen iki türle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangilerinin doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar kırmızı kral yılanının zehirsiz, doğu mercan yılanının ise son derece zehirli bir tür olduğu bilgisi verilmiştir. Buna göre kırmızı kral yılanı doğu mercan yılanını taklit ederek düşmanlarından korunmaktadır. Doğru bir açıklamadır. Kırmızı kral yılanı doğu mercan kralının taklit etmek suretiyle son derece zehirli bir tür olduğu algısını diğer düşmanlarına hissettirmekte. Dolayısıyla düşmanlarından bu sayede korunmaktadır. Doğu mercan yılanı kırmızı kral yılanını taklit ederek rahat avlanmaktadır. Yanlış bir açıklamadır. Çünkü kırmızı kral yılanının zehirsiz bir tür olduğu diğer canlılar tarafından da bilineceği için canlıların doğu mercan yılanı tarafından rahat bir şekilde avlanması mümkün olmayacaktır. Aynı coğrafi bölgede yaşamaları taklit eden taraf bakımından avantajdır. Doğru bir açıklamadır. Aynı coğrafi bölgede yaşanması durumunda taklit eden kırmızı kral yılanı bu taklitten avantaj sağlayacak, düşmanlarından bu sayede daha rahat bir şekilde korunacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parazitik bakterilerle ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu istenmektedir. Bazıları azot döngüsünde nitritin amonya dönüşümünde rol alır. Yanlış bir açıklamadır. Azot döngüsünde kemosentetik canlılar amonya nitrite, nitriti nitrata dönüştürür. Nitritten amonyak yapımını gerçekleştiremez. Karbondioksit asimilasyonu için gereken enerjiyi basit inorganik bileşiklerin kimyasal oksidasyonu ile sağlarlar. Doğru bir açıklamadır. Bazıları amonyak, nitrit, hidrojen sülfür, kükürt, demir ve hidrojen gibi inorganik bileşikleri oksitler. Bu esnada açığa çıkan kimyasal enerjiyi ATP'ye dönüştürerek bunu besin sentezinde yani karbondioksit özümlemesinde kullanarak kendilerine besin üretirler. Zorunlu aerob oldukları için sadece oksijence zengin sularda yaşarlar. Yanlış bir açıklamadır. Bazı bakteriler oksijensiz solunum da yapıp kemosentez yapabilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.
İki karbonu olan aset aldehitin yine iki karbonu olan etil alkole indirgenmesi basamağının temel amacı istenmektedir. Arkadaşlar, etil alkol fermentasyonunun son ürün evresinde asetaldehit glikoliz tepkimesinde üretilen NADH'ın hidrojenlerini alarak etil alkole dönüşür. Bu olay sırasında karbondioksit üretilmemiştir. Glikozun aktifleştirilmesi glikolizin en başında olur. Bu olay esnasında ATP üretilmemiştir. Etil alkol asetaldehite dönüştürülmemiştir. Ancak bu olay sayesinde NAD molekülleri hidrojenlerini vererek tekrar kullanılabilir hale geleceği için glikolizin devamlılığı sağlanmış olacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Soruda bizden özellikleri verilen ve sık rastlanan merkezi sinir sistemi hastalığının hangisi olduğu istenmektedir. Sinir sisteminde sinir hücrelerinin miyenin kılıflarında hasar oluşturan uyuşukluk, karıncalanma, güç kaybı, kas sertliği belirtileri olan, gliya hücrelerinin çoğaldığı ve nöronun görevini yapamadığı bu sinir sistemi hastalığı, multiple skleroz da denilen MS hastalığı olacaktır. MS hastalarında arkadaşlar, tanısı ve nedeni tam bilinmemekle beraber çevresel faktörlerin kalıtımın ve alerjik reaksiyonların sebep olduğu düşünülmektedir. Diğer hastalıklara baktığımızda Alzheimer, çeşitli sebeplerle asetilkolin adlı nörotransmitter maddenin beyinde azalması sonucu oluşmakta. Parkinson, sinir hücrelerinde oluşan tahribat sonucu dopamin maddesinin beyin sapındaki hücrelerde azalmasıyla ortaya çıkmakta. Depresyon, duygusal, zihinsel ve bedensel bazı belirtilerle kendini gösteren ciddi ama tedavi edilebilir bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmakta. Epilepsi yani Sara hastalığı ise beynin normal elektriksel aktivitesinin bozulması sonucu oluşan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Soruda bizden verilenlerden hangisinin kökler tarafından su ve minerallerin alınımını arttıran bir adaptasyon olduğu istenmektedir. Arkadaşlar, bitkiler su ve mineralleri kökleriyle topraktan emici tüylerle alırlar. Köklerin ve mantarların simbiyotik birliği olan mikoriza, köklerin daha geniş bir alana yayılmasını ve su mineralleri daha çok almasını kolaylaştıracaktır ve artıracaktır. Trakeler tarafından minerallerin seçilerek alınması, su ve minerallerin alınımı değil, taşınımını kolaylaştıran bir adaptasyon olabilir. Geniş bir kök sistemine sahip olunması, daha geniş bir alandan daha çok su ve mineral alınmasını sağlayacaktır. Kök hücrelerinin yakınında bulunan emici tüyler ise yine su ve mineralin daha çok alınımını sağlayan bir adaptasyondur. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Soruda bizden santrifüj edilen bakterilerde birinci ve daha sonraki ikinci jenerasyon sonucunda hangi bant konumlarının oluşacağı istenmektedir. Birinci jenerasyonda arkadaşlar N14'lü bakterilerin yine N14'lü ortamda eşlendiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla oluşan iki bakteri DNA'sı da her iki zinciri 14-14'lü yapıya sahip olacaktır. İkinci jenerasyon için baktığımızda ise ortamın bu sefer N15'li olduğu ifade edilmiştir. DNA'nın kolları açılır. Her bir kolun karşısına ortamdaki malzeme olan 15'li azotlar getirilecektir. İkinci jenerasyonda oluşan DNA'lar da bu şekilde olacaktır. Buna göre seçeneklere bakıldığında N14 santrifüj aletinin sonucunda deney tüpünün üstünde bir bant oluşturacağı için A, B seçenekleri yanlıştır. Diğer seçenekler doğrudur. N14, N15 melez olduğuna göre ortada bir bant oluşturacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Dolaşım sistemimizin bir parçası olan lenf sistemi ile ilgili hangi bilginin doğru olmadığı istenmektedir?
Kanın kılcal damarlardan doku sıvısına geçen kısmına lenf denilir. Doğru bir açıklamadır. Arkadaşlar, kılcal damarlardan doku sıvısına geçen sıvı lenf kılcallarıyla alınmaktadır ve lenf sıvısını oluşturur. Lenf damarları da toplar damarlar gibi akışın tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklara sahiptir. Doğru bir açıklamadır. Kan toplarlarında olduğu gibi lenf toplarlarında da vücudun alt bölgesinde kapakçık bulunmaktadır. Hücreler arasına sızan kan plazmasını alıp kana kazandıran damarlar lenf damarlardır. Doğru bir açıklamadır. Kılcallar ile hücreler arasındaki alışveriş sırasında doku sıvısında biriken fazlalık sıvıyı alarak tekrar kan dolaşımına aktarmaktadır. Lenf düğümleri lenfin süzüldüğü ve mikroplardan temizlendiği yerlerdir. Bademcik ve dalak gibi lenf düğümlerinde lenf süzülmekte ve mikroplar temizlenmektedir. E seçeneğinde verilen lenf dolaşımında basınç ve akış hızı atar damarlardaki gibi yüksektir ifadesi ise yanlış verilmiştir. Arkadaşlar, lenf sisteminde atar damar yoktur. Doğrudan kalbe bağlı değildir. Bu nedenle atar damarlardaki gibi basınç ve akış hızı yüksek olamaz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Soruda bizden kaslarla ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangilerinin söylenebileceği istenmektedir. Birinci öncüde verilen uyarıldığı zaman aynı sinir hücresi gibi zar boyunca aksiyon potansiyeli oluşturur. Doğru bir ifadedir. Kas hücreleri motor nöronlarına uyarılır. Asetilkolin serbest hale geçer. Kas hücresi zarı dediğimiz sarkolemmada sodyum kanalları açılarak sodyum kas hücresine girer ve depolarizasyon dediğimiz aksiyon potansiyeli oluşur. Sinir hücresinden farklı olarak kas hücrelerinde aktin ve miyozin iplikler bulunur. Doğru bir açıklamadır. Kas hücrelerinde arkadaşlar sinir hücrelerinde farklı olarak aktin ve miyozin dediğimiz miyofibriller bulunmaktadır. Sinir hücresinde aktin miyozin yerine nörofibril bulunur. Kas hücresi sadece kimyasal ve elektriksel uyarılabilme özelliğine sahiptir ifadesi yanlış verilmiştir. Kas hücreleri sadece hormonlarla uyarılmaktadır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Soruda bizden yağların sindirim yüzeyinin genişletilmesine yardımcı olan maddelerin hangi yapıda üretildiği istenmektedir. Arkadaşlar, yağların sindirim yüzeyinin genişletilmesi mekanik sindirimiyle olur. Yağların mekanik sindirimini safra salgısı yapacaktır. Safra salgısını safra kesesi değil, karaciğer üretir. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Genetik uzmanın hastalığın çocukta olma ihtimali konusunda hangisini söylemesi gerektiği istenmektedir. Arkadaşlar, bir çocuğun babasında mitokondriyal DNA ile aktarılan genetik bir hastalık olduğu, annesinde ise olmadığı bilgisi verilmiştir. Yeni oluşacak çocuklar mitokondrilerini annelerinden alırlar. Bunun nedeni spermin yumurtayla birleşmesi, yani döllenme sürecinde mitokondrinin bulunmuş olduğu boyun bölgesinin yumurtanın içerisine girmemesidir. Dolayısıyla oluşan zigotun mitokondrisi babadan değil anneden gelecektir. Annede böyle bir hastalık olmadığına göre çocukta bu hastalığın görülme ihtimali %0'dır. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soruda bizden oksijenin difüzyonla hemoglobinden ayrılması olayında gözlenen Bohr etkisinin hangisinin sonucunda meydana geldiği istenmektedir. Arkadaşlar, doku kılcallarında hücrelerin oksijenin solunumu sonucunda karbondioksit miktarı artacaktır. Karbondioksitten karbonik asit oluşur. Karbonik asit bikarbonat ve hidrojen iyonlarına ayrışır. Ortamdaki hidrojen iyonlarının yoğunluğu pH'ı düşürüp asitliği artıracaktır. Hidrojen iyonlarının artışıyla hemoglobinin oksijeni bırakma eğilimi artar ve buna Bohr etkisi denir. Yani Bohr etkisinin olabilmesi için ortamdaki hidrojen iyonlarının yoğunluğunun artıp pH'ın düşüp asitliğin artması gerekecektir. Olması gereken değişiklik pH olacağına göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.